Acıktıysanız ben ne istiyorsanız yaparım Doğan Bey. Canan hanımefendiciğim. Burası benim evim değil mi? Yani tabii Doğan Bey sizin eviniz de mutfakta ne lazımsa ben emrinizdeyim. Ya Canan. Bir adam iki tane yumurta kıramadıktan sonra bütün dünya emrinde olsa ne yazar? Ya beni bir salın ya. Bir rahat bırakın beni ya. Peki Doğan Bey. Hadi gidin. Vay anasını ya. Geldi abi. Gelsin abi. Nasıl üzüldüm seni? Ben yokken hırsını mutfaktan mı çıkardın? Sefer! Abi. Herkes dışarı çıksın. Evde kimse kalmasın. Emredersin. Bir hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin bacım. O ne biçim laf be? Bacım ne Doğan? Ne diyeyim? Adını bile bilmiyorum. Mahmut mu diyeyim bacım? Bu evde seni benim gazabımdan koruyacak hiçbir şey yok. Boşuna sağına soluna bakınma. Anlamıyorum seni Doğan. Anlatayım mı? Yani anlatacak bir şeyin varsa ben seni dinlerim. Otur. Kimsin sen? Korkma. Korkma, rahat rahat anlat. Sen kimsin? Allah aşkına ne diyorsun Doğan? Allah'a karıştırma bu işi. Beni de daha fazla aptal yerine koyma. Şimdi tane tane anlat. Sen kimsin bacı? Anladık. Esra'nın ikiz kardeşisin. Ama adın ne mesela? Adım Sare. Sare. Esra Sare. Güzel. Ne zaman anladın Esra olmadığımı? Esra nerede? Öldü mü? Umrunda mı sanki? Ne sen umrundasın ne de dünya! Yakarım hepinizi! Beni silahla korkutamazsın. Bana silah çalışmaz Doğan Sakınmaz. Ben silah gösterip adam korkutacak adam değilim. Sen de demirden korksan trene binmez. Esra'ymış gibi gelmezsin yanıma.
Kimsin? Adım Sare Türkmen. Esra'nın ikiz kardeşiyim. Buraya da onun intikamını almak için geldim. Yalan! Yalan Sare Hanım, yalan! Nereden biliyorsun yalan olduğunu? Esra buraya hangi niyetle geldiyse sen de aynı niyetle geldin. Öyle. Yalan mı? Gerçek. Benim adım Doğan Sakınmaz. Bana mermi işler ama yalan işlemez Sare Hanım. Böyle olmaz. Beni öldüremezsin sen. Eğer beni öldürmek isteseydin ben gece uyurken o işi görürdüm. Senin benimle başka bir işin var. Başka işim yok. Kardeşimin intikamını alacağım senden. Kardeşin niye yanıma geldi o zaman? Bak, alenen tekrar soruyorum sana. Kız kardeşi neden yanıma geldi Sare Hanım? Aşık oldu sana gerizekalı. Ben de gerizekalı olabilirim. Onun yalanını kabul ettim. Ama artık yettiniz. Kimsiniz siz? Ne olduğunu sanıyorsun sen? Bilmiyorum. Sana soruyorum ve sen de cevap vereceksin. Kardeşimin intikamı için. Ben senin kardeşine aşık oldum. Esra'nın intikamı için bütün İstanbul'u yakarım. Bana yalan söylediğini bile bile. Bile bile. Ne yalan söylemiş benim kardeşim sana? Esra benim rüyamdı. Hayatımda gördüğüm en güzel şeydi. Sahip olmak istedim. Ona her şeyimi vermeye hazırdım. Her şeyimi. Ama o benim her şeyimi yok etmek için girdi hayatıma. Sonradan anladım. Anladım ki Esra devlet için çalışıyor. Aşık olmuştum. Vurup kıramazdım. O beni idare ettikçe ben de onu idare ettim. Ta ki o geceye kadar. Nizam'ın peşinde yakalanan Orhan da sizinle aynı yolun yolcusuymuş. Sonra da sen çıkıp geldin. Esra olarak. Ben salakmışım gibi. Salak mıyım ben? Aşık olduğum kadını tanımayacak kadar taş mı benim kalbim? Ne yani? Esra da senin yanına planlı geldi. Bunu mu söylüyorsun? Bu kadar yalan dolanı kaldırmaz Doğan. Esra benim yanıma devlet görevlisi olarak geldi. Sakın aksini söyleme. Lan madem ne sustun bu zamana kadar? Her şeyden haberin vardı da. İşime geldi. Siz daha iyi bilirsiniz bu işleri. Benim başımda Nizam'dan mirasına, onların ağababalarına kadar bir sürü bela var. Arkamda devlet koruması olursa bana hiç kimse bir şey yapamaz dedim. Eğer devlet beni isterse ellerindeyim, istedikleri zaman alırlar dedim. Ama bana ihtiyaçları varmış dedim. Ve haklıydım. Bak, Doğan karşında dimdik duruyor. Bunu Esra'nın yıllarca yanımda olmasına, sonra da senin Esra olarak gelmene borçluyum Sare Hanım.
Demek yolun sonuna geldik Doğan. Yok. Ben öyle yaş tahtaya basmam. Daha yeni başlıyoruz. Sefer. Gel canım kızım. Seni çok özledim ben amca. Gel bakalım, ben de seni çok özledim. Evine hoş geldin Ela'cığım. Seni de çok özledim. Canım Ela'yım. Hadi biz odamıza çıkalım. Oley, odamı da çok özlemiştim. Ne istiyorsun sen? Beni Ela'yla mı tehdit edeceksin? Çocuklar benim yumuşak karnım. Asla zarar vermem. Hele Ela'cık. Babasız, anasız. O artık benim evladım sayılır. Benden ona zarar gelmez. Ama sen kurduğumuz düzeni bozarsan, buradan gidersen, bu denklemden çıkarsan Ela'yı asla göremezsin. Saadet için söz veremem. Onu kimse göremez. Ama Ela'yı dünyanın başka bir ucuna gönderirim. Ve seni bir daha asla görmeden çok sevdiği Doğan amcasıyla beraber büyür. Şimdi sen Esra olarak bu oyuna devam edeceksin Sare. Ve oyunun sonunda ne olacak beraber göreceğiz.